Rusya'nın Tver kentindeki askeri araştırma enstitüsünde yangın çıkmıştı. 7 kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlıydı enstitü. Havacılık ve uzay savunma alanlarında faaliyet gösteriyordu. Binada çıkan yangında çatı çöktü. Üst 3 kat küle döndü. İçeridekiler pencerelerden atlayarak kendilerini kurtarmaya çalıştı. Rus haber kaynakları yaklaşık 30 kişinin yaralandığını duyurdu. En az 10 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Ölü sayısının artmasına yönelik de bir endişe söz konusu. Peki yangın neden çıktı? Buna dair bir resmi açıklama yok henüz. Tiver Moskova'nın yaklaşık 160 kilometre kuzey batısında bulunuyor. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşına dair son bilgileri aktaralım. Artık işgal 58. gününde Rusya Savunma Bakanlığı operasyonun ikinci aşamasında hedefin Donbas'ta ve Ukrayna'nın güneyinde kontrolü tamamen sağlamak olduğunu söyledi. Rus ordusu Kırım'a geçiş bölgesinde de kontrolü sağlamayı hedefliyor. Bu arada Rusya kontrolü ele geçirdiği Mariupol'de de Çelik fabrikasını almaya çalışıyor. Fabrikaya sığınan yaklaşık 1000 sivil ve 2000'e yakın asker var. İçeride ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı da bombardıman nedeniyle bugün tahliye koridoru açılamadığını duyurmuştu. Şimdi sahadaki son gelişmeler ne? Donbas'ta, Mariupol'de neler oluyor? Hepsini Mehmet Altun Işık bize özetlesin şimdi Mehmet. Evet Sultan şu anda Puşa'dayız. Tabi Puşa'ya gelmeden önce Mariupol'e şöyle bir bakmakta fayda var. Zira Mariupol artık tamamen Rusya'nın kontrolüne geçmiş durumda ki o noktada direnen e, Ukrayna birlikleri vardı. Özellikle çelik fabrikasında hala hazırda direnişini sürdürenler var ama e, kentin tamamının artık Rusya kontrolüne geçtiğini ifade etmek mümkün. Aslında Rusya daha önce de benzer bir açıklama yapmış ve Mariupol'ü kontrol altına aldığını açıklamıştı. Bu açıklamaya karşı Ukrayna vakamlarından gelen açıklama bu iddiayı e, doğrular nitelikte değildi. Yan anlamışlar Vardı. Mariupol henüz Rusya'nın kontrolüne geçmedi ifadesi kullanmış e, ifadesini kullanmışlardı. Ancak son olarak dün bir kez daha açıklama yapıldı ki... E, ...Savunma Bakanı yapmıştı o açıklamayı. Yine yanında e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de vardı. E, ve e, o Mariupol'ün artık tamamen kontrol altına alındığını ifade etti. Aslında Ukrayna makamlarından bu kez gelen açıklama... ...o açıklamayı doğrular e, nitelikteydi. Zira e, özellikle fabrikada sıkışan askerlerin ve sivillerin takası noktasında... E, ...Ukrayna makamlarının elinde bulunan... Rus savaş esirlerinin de e, takas edilmesi noktasında bir teklifte de e, bulunuldu. Yani bugün baktığımızda artık Mariupol'ün tamamen Rusya kontrolüne geçtiğini ifade etmek mümkün. Tabii e, aslında günlerdir e, hatta haftalardır Mariupol yoğun kuşatma altında olan şehirlerden bir tanesiydi. Rusya o bölgeyi özellikle kontrol altına almak istiyordu Zira hem e, bölgeye hakim olmak hem de Donbass'a daha rahat hareket e, etmek e, noktasında Mariupol'ü mutlak suretle kontrol altına almak istiyordu. Bugün gelinen noktada artık Mariupol'ün tamamen Rusların kontrolüne geçtiğini ifade etmek mümkün. Tabi sadece Mariupol'de değil benzer bir durum Donbass'a da e, söz konusu. Özellikle Luhans'ta, e, Luhans bölge valiliğinden yapılan açıklamaya göre kentin %80'inin Rusya kontrolüne geçtiği e, ifade edildi. Yine o bölgede hayatını kaybeden çok fazla sivilin olduğu e, belirtiliyor ve e, diğer noktalar da kuzeyde bulunan Harkov'a yönelikte Rusya'nın harekatı devam ediyor ki Rusya o noktaya stratejik bir e, askeri alan oluşturmak istediği için Harkov'u özellikle kontrol altına alma noktasında yoğun bir şekilde e, o, o bölgeye saldırılarını sürdürüyor. Tabi bizler şu anda Puşa'dayız. Kiev'in hemen yanı başında olan e, bir şehir Irpin'in yanı başında. Bilindiği gibi Irpin Kiev'in savunulması noktasında sembol şehirlerden bir tanesi olmuştu. Aslında Puşa her ne kadar Irpin, e, İrpin kadar ön plana çıkmasa da Puşa'da benzer bir durumda Kiev'in Önünde kalkan görevi gören şehirlerden bir tanesiydi ki baktığımız zaman şu arka tabloya baktığımızda bu e, bölgede yoğun şekilde hasar olduğunu ifade etmek mümkün. Tabii artık kentin hayalet bir kentte dönüştüğünü söylemek mümkün. E, özellikle havadan yapılan yoğun e, atışlarda kentin e, harabeye döndüğünü söylemek mümkün e, ki... Burası ufak bir site ve sitenin hemen hemen içinde bulunan her evde benzer bir tablo söz konusu. Hatırlatalım bu görüntüye benzer bir görüntü aslında Brodyanka'ya Brodyanka şehrinde tanıklık etmiştik. Öyle ki büyük bir apartman vardı ve ortası tamamen yıkılmıştı. Sağında solunda hasar görmüş ayakta kalan kısmen de olsa binalar vardı. Aslında benzer bir görüntü anımsatmıyor değil bize. Tabii. Hala hazırda özellikle Puşa'da arama kurtarma çalışmalarına henüz tam olarak başlamadığını da ifade etmek mümkün. Ee, önümüzdeki günlerde buradaki çalışmaların yoğunlaştırılması bekleniyor. Onun için kente çok fazla kişinin olmadığını e, ifade edelim. Az önce e, bu noktada bir aile vardı. Onlar da e, yemeklerini işte tam da şu e, noktada yapıyorlar. Çünkü artık içeride mutfakta e, mutfak diye bir şey kalmadı. Bina diye bir şey kalmadı. Dolayısıyla işte iki taşı üst üste koyup yemeklerini de işte tam da bu noktada yaptılar. Ama baktığımızda kente çok fazla kimse yok. Dediğimiz gibi Puşa bugüne kadar aslında İrpin kadar ön plana çıkan şehirlerden bir tanesi değildi. İrpin, Buça, Brodyanka çok daha fazla ön plana çıkan şehirlerdi. Ama gerçekten Puşa'da özellikle Kiev ayakta kalsın diye burada bir savunma mekanizması oluşturulmuştu ki... ...sadece Ukrayna askerleri değil halktan da kalanlar vardı ve yoğun bir direniş gösterdiler bu noktada ki... Rus birlikleri daha fazla ilerleyemedi ve Vrodiyanka tarafına yani kuzey batıya doğru çekilmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla yoğun savunma sırasında elbette işte binalarda oluşan hasarları net bir şekilde görmek mümkün. Burası bir site, site'nin içerisindeyiz ama sadece burası değil elbette Pusheh şey, e, kentinde hemen hemen her noktada şu tabloyu, şu manzarayı görmek mümkün. Öyle ki elektrik e, santralleri vardı e, bu noktada, hemen üst tarafta bulunuyor. Tabii şu an ekranlara getiremiyoruz ama üst nokta bulunuyor. O elektrik santrali tamamen imha edilmiş durumda ki havadan yapılan e, atışlar sonrasında hem santral hem de santrale ait bina da yerle bir olmuş durumda. Kameram arkadaşım Hakan Tarhanla bizler. Kiev'den ve Kiev çevresinden elbette izlenimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz ama sözü şimdilik haber merkezine bırakalım.